Merhaba sevgili çocuklar. Bugün hayat bilgisi videosunda sizlerle beraberiz. Peki bugün konumuz acaba ne? Evet, konumuz sağlıklı büyüyüp gelişmek. Sevgili çocuklar, isterseniz konumuza önce bir soruyla başlayalım. Sağlıklı büyüyüp geliştiğinizi düşünüyor musunuz? Neden? Şimdi ben herkesin bu sorunun cevabını yüksek sesle söylemesini istiyorum. Ardından videomuza devam edip bakalım ne kadar sağlıklı gelişiyoruz, ne kadar sağlıklı büyüyoruz bir kontrol edelim. Evet, şimdi büyük bir çoğunluğunuzun öğretmenim ben tabii ki de sağlıklı büyüyüp gelişiyorum dediğinizi duyar gibiyim. Ama çocuklar sağlıklı büyüyüp geliştiğimizi söyleyebilmemiz için bizim dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlar neler? Birincisi dengeli ve düzenli beslenmek. Dengeli ve düzenli beslenmek nedir? Sebze meyveleri, yiyecekleri mevsiminde tüketmek, tükettiğimiz yiyeceklerin doğal olmasına dikkat etmek, abur cubur tarzı yiyecekleri çok fazla yememek ve öğün atlamamak. Öğün atlamamak ne demektir çocuklar? Düzenli olarak sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği şeklinde beslenmektir. Bu öğünlerin hepsinde mutlaka vücudumuza gıda girişi yapmış bulunmamız gerekiyor. Peki dengeli ve düzenli besleniyoruz. Bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bunun yanında ne yapmamız gerekiyor? Spor yaparak sağlıklı büyümemiz gerekiyor. Evet, bakın burada bir sınıf var. Öğretmenimiz öğrencilere az önce benim size sorduğum soruyu sordu. Öğrenciler de tabii ki cevaplarını öğretmenlerine parmak kaldırarak verdiler. Evet, onlar sağlıklı büyüyüp gelişmek için neler yapıyor bilmiyoruz ama biz neler yapmalıyız onların üzerine konuşalım. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için az önce de söylediğimiz gibi dengeli ve düzenli mutlaka beslenmeliyiz. Spor yapmalıyız. Yeteri kadar dinlenmeliyiz. Yeteri kadar dinlenmek ne demek? Uyuyarak vücudumuzun dinlenmesini sağlamak demek. Evet, Eda öğretmeninin konuyla ilgili açıklamalarını defterine yazmış. Eda'nın yazdıklarını okudukça siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi belirtin ve siz de konuyla ilgili düşüncelerinizi önünüzdeki defterinize mutlaka not alın. Bakalım Eda ne not almış? Sağlıklı büyümek ve gelişmek için düzenli ve dengeli beslenmeliyiz. Düzenli ve dengeli beslenirsek boyumuz uzar. Kilomuz gelişimimize uygun olarak artar. Bakın neler oluyormuş. Birincisi boyumuz uzuyormuş. İkincisi kilomuz gelişimimize uygun olarak artıyormuş. Bunun yanında çocuklar bağışıklık sistemi dediğimiz bizi hastalıklardan koruyan vücudumuzdaki sistemde ne olmuş oluyor? Gelişmiş oluyor. Evet, dengeli beslenmek için nelere dikkat ediyorsunuz? Dengeli beslenmek için yemek saatlerine dikkat etmeliyiz. Dondurulmuş ve rafta satılan yiyeceklerden uzak durmalıyız. Dondurulmuş ve rafta satılan yiyecekler ne demek çocuklar? Biliyorsunuz şu an marketlerde, marketlerin buzdolabı bölümünde çocuklar, pizzalar, börekler, pastalar, balıklar, köfteler vesaire hepsi dondurulmuş, yemeğe hazır bir şekilde, pratik bir şekilde bulunuyor. Ama bunlar dondurulurken uzun süre muhafaza etmek için içine bazı katkı maddeleri koyuluyor çocuklar. Bu yüzden dondurulmuş ürünleri mutlaka kesinlikle almamalıyız. Rafta satılan yiyeceklerden uzak durmalıyız ne demek? Market raflarında gördüğümüz hazır ve sağlıksız yiyeceklerden bahsediyor burada. Bunların yerine ne yapmalıyız? Taze sebze ve meyve tüketmeliyiz bol bol.
Peki besinlerinizin sağlıklı ve temiz olmasını nasıl sağlıyorsunuz? Bu sorunun cevabını da mutlaka defterimize yazalım. Evet, besinlerimizi tüketmeden önce mutlaka bol su ile yıkamalıyız. Özellikle de meyveyi yemeden önce yıkamalıyız ve soyulacaksa sonra soymalıyız. Yani meyvemizi yıkamadan soymamalıyız, yıkamadan yememeliyiz. Sağlıklı olmak için çocuklar biliyorsunuz beslenmenin yanı sıra bir de kişisel bakımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Kişisel bakım neydi? Kişisel bakım vücudumuzla, bedenimizle alakalı olan temizlik kısmıydı. Peki kişisel bakımımızı sağlamak için neler yapıyoruz? Birincisi ve en önemlisi düzenli olarak banyo yapmalıyız. Tırnaklarımızı mutlaka düzenli olarak kesmeliyiz. Saç temizliğine, beden temizliğine dikkat etmeliyiz. Bunun yanı sıra günde 3 defa yapabiliyorsak dişlerimizi fırçalamalıyız ama mümkün değilse günde 2 defa akşam yatmadan önce ve sabah kahvaltımızdan sonra mutlaka dişlerimizi fırçalamalıyız. Banyodan çıktıktan sonra da çocuklar banyoya girmeden önce çıkardığımız kıyafetleri değil, temiz kıyafetlerimizi yıkanmış ve temiz olan kıyafetlerimizi giymemiz gerekiyor. Evet, sağlıklı büyümek ve gelişmek için kişisel bakımımıza yani vücut, beden temizliğimize önem vermemiz gerekiyor. Peki kişisel bakıma dikkat etmenin bize nasıl bir avantajı olur? Bizi hastalıklardan korur tabii ki. Ve bunun yanı sıra vücudumuzun, giysilerimizin, eşyalarımızın da temiz olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Çocuklar el temizliği hastalıklardan korunmak için biliyorsunuz bu COVID-19 sürecinde de İşte televizyonda çok fazla duydunuz, anne babanız tarafından bu konuda çok fazla uyarıldınız. Ne bu? El temizliği. Mikroplardan korunmak için, hastalıklardan korunmak için özellikle ellerimizi mutlaka sık sık yıkamalıyız. Ama yıkarken sadece suyla değil, sabun gibi temizlik maddeleriyle yıkamalıyız. Evet, uzamış tırnaklar hastalıklara neden olan mikropların yerleşmesi için oldukça uygundur. Bu nedenle tırnaklarımızı fazla uzamadan kesmeliyiz. Ayrıca ayaklarımız. Çocuklar ayaklarımız çok önemli. Neden? Bütün gün çorabın ve ayakkabının içerisinde havasız bir şekilde bulunuyor ayaklarımız. Bu durumda da kötü kokulara ve bazı ayaklarda oluşan bazı cilt hastalıklarına yol açabilir. Sağlığımız için ayaklarımızı da her akşam okuldan eve gittiğimizde mutlaka yıkamalıyız ve o gün giydiğimiz çorapları kirli sepetine atıp yeni temiz çoraplarımızı giymeliyiz. Peki başkalarının terliklerini, çoraplarını, ayakkabılarını giymeniz gerekir mi? Bir bakalım giymemiz gerekiyor muymuş? Aşağıda açıklaması yapıldı. Başkasının terliklerini, çoraplarını giyersek hasta olabiliriz çocuklar. Neden? Çünkü başka insanların ayağında mantar dediğimiz bazı rahatsızlıklar olabilir. Onların eşyalarını kullandığımız zaman da bu hastalık, mantar hastalığı dediğimiz hastalık bize de bulaşabilir. Bu nedenle kesinlikle başkalarının terliğini, ayakkabısını, çorabını giymemeliyiz. Sadece kendimize ait olan ayakkabı, terlik, çorap gibi eşyaları kullanmalıyız. Evet, peki biliyorsunuz çocuklar, slaytımızın başında da söylediğimiz gibi sık sık banyo yapmalıyız demiştik. Terlemek ve çevredeki tozlar saçlarımızın, vücudumuzun kirlenmesine neden olabilir ve oluyor da.
Bu nedenle çocuklar oldukça sık banyo yapmalıyız. Banyodan sonra da temiz çamaşırlarımızı giymemiz gerektiğini yeniden hatırlatmak istiyorum ben. Peki hangi sıklıkta banyo yaparsınız? Evet, yazın ve kışın hangi sıklıkta banyo yaparsınız? Bu sorumuzun cevabını da yine mutlaka defterlerimize yazalım. Kış aylarında çocuklar haftada 3 defa mutlaka banyo yapmalıyız. Yazın ise gün aşırı banyo yapmalıyız. Neden yazın gün aşırı? Çünkü yazın havalar sıcak olduğu için vücudumuz daha fazla terliyor, daha fazla kirleniyor. Bu nedenle yazın gün aşırı banyo yapmalı, kışın ise haftada 2 veya 3 defa banyo yapmalıyız. Yine çocuklar terlikte, çorapta olduğu gibi başkasının havlusunu, tarağını kullanmamalıyız. Neden? Çünkü yine az önce mantar ve mantar hastalığından bahsederken söylemiş olduğumuz gibi başkalarında bulunan bazı cilt hastalıkları onların eşyalarını kullandığımız zaman bize de geçebilir. Biz de o cilt hastalıklarına yakalanabiliriz. Bu yüzden havlu, tarak gibi eşyalarımız, kişisel eşyalarımız mutlaka bize ait olmalı. Evet, dişlerimizi ne sıklıkla fırçalamamız gerektiğinden bahsetmiştik. Mümkünse her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamalıyız. Eğer her yemekten sonra dişlerimizi fırçalayacak durumumuz yoksa günde mutlaka 2 defa, sabah ve akşam olmak üzere 2 defa dişlerimizi fırçalamalıyız. Dişlerimizi fırçalarken de yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya olacak şekilde fırçalama işlemini yapmamız gerekiyor. Peki, burada iki resim var çocuklar. Şimdi bu resimlerimizi inceleyelim. Sizce hangi resimdeki çocuk dinlenmiş olarak uyanacaktır? Neden? Görüyorsunuz iki çocuk da uyuyor. Biri televizyon karşısında koltukta oturur vaziyette uyuyakalmış. Diğeri ise yatağına uzanmış, rahat bir şekilde mışıl mışıl uyuyor. Evet, günde bunun yanında bir de cevap vermemiz gereken başka bir soru daha var. Günde kaç saat uyumalıyız? Önce resimlerle ilgili sorumuza cevap verelim. İkinci resimdeki çocuk dinlenmiş olarak uyanacak. Sizin de böyle cevap verdiğinizi düşünüyorum. Neden? Çünkü televizyon karşısında uyumak yerine yatağında uyuyor. Evet, bedenimizin dinlenmesi için çocuklar yatağımızda uyumamız gerek. Oturur pozisyonda uyumak, vücudumuzu dinlendirmek yerine vücudumuzda bazı ağrılara sebep olabilir. O yüzden mutlaka televizyon karşısında değil, yatağımızda uyumalıyız. Peki günde kaç saat uyumaya ihtiyacımız var? Çocuklar, sizler büyüme ve gelişme çağında olduğunuz için günde mutlaka 10 saat uyumanız gerekiyor. Bir yetişkin 6-7 saat uyumalı. Sağlığını koruması için, yeterince dinlenebilmesi için, ama siz büyüme ve gelişme çağında olduğunuz için 10 saat uyumanız gerekiyor. Evet çocuklar, sağlıklı büyümek ve gelişmek için mutlaka yeterince dinlenmeye dikkat etmeliyiz. Çünkü neden? Sizler gün boyu hareket halindesiniz ve vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız. Dinlenmek için de yeterince uyumalıyız. Eğer çocuklar yeterince uyursak, ertesi sabah daha zinde, daha dinç bir şekilde uyanırız. Uyku aynı zamanda büyümemizi de hızlandırır. Bunu da unutmamalıyız. Peki yeterince uyumazsak ne olur? Yeterince uyumazsak ertesi gün uyandığımızda halsizlik, bitkinlik, yorgunluk gibi vücudumuzda bir takım olumsuz hisler olacaktır. Güne daha dinç, daha zinde başlamamız için mutlaka yeterince uyumalıyız. Ayrıca çocuklar, uykumuzun daha sağlıklı olması için de kendi yatağımızda ve ışıkları söndürüp uyumamız gerekiyor.
Peki, uyku dışında bizi dinlendiren başka etkinlikler yok mudur? Mutlaka vardır. Uyku dışında çocuklar ilgi duyduğumuz işte müzik olabilir, spor olabilir, resim, kitap okuma, satranç veya bunun yanında başka keyif aldığımız zeka oyunları olabilir ya da el sanatları gibi bazı etkinlikler olabilir. Yaptığımız zaman hoşlanarak yaptığımız, keyif aldığımız ve bizi rahatlattığını düşündüğümüz etkinlikleri de zaman ayırmalıyız. Bunlar da aynı şekilde uyku gibi bizim dinlenmemize yardımcı olur. Evet, sizler dinlenmek için hangi etkinlikleri yapıyorsunuz? Buna da cevap verip bir sonraki konu başlığına geçiş yapalım. Okullarımızda çocuklar biliyorsunuz oyun ve fiziki etkinlikler dersimiz, beden eğitimi dersimiz var. Peki bunların bizlere nasıl yararı var? Bu dersler çocuklar kaslarımızın gelişmesini, boyumuzun uzamasını ve daha sağlıklı büyüyüp gelişmemizi sağlar. Neden? Çünkü gün boyu okulda olduğumuz için akşam eve gittiğimizde hani biz dedik ya sağlıklı gelişmek için dengeli ve düzenli beslenmenin yanında spor da yapmalıyız. Akşam eve gittiğimizde spor yapacak vakit bulamayabiliyoruz bazen. İşte okulda katılmış olduğumuz oyun ve fiziki etkinlikler dersi, beden eğitimi dersi bizim spor yapmamıza ne oluyor? Vesile olmuş oluyor. Biliyorsunuz okulumuzda da her güne ne ile başlıyoruz biz? Her güne ilk 15 dakika spor yaparak başlamış oluyoruz. İşte bunun önemini de bu videomuzda görmüş olduk. Spor yaparsak ne oluyormuş? Kaslarımızın gelişimi, boyumuzun uzaması, sağlıklı ve sağlıklı büyümemiz sağlanmış oluyormuş çocuklar. Evet, şimdi spor demişken çocuklar, tabii ki sizin yaşınıza uygun olan bazı sporlar var. Bütün sporları tercih edemeyiz. Yaşımız itibariyle bize hangi spor dalı daha uygunsa onları tercih etmemiz gerekiyor. Peki bir bakalım size uygun olan sporlar hangileriymiş? Evet, futbol. Erkeklerin çok severek oynadığı, vazgeçemediği spor dalı futbol. Basketbol, özellikle boy gelişimi için çocuklar, basketbolun çok katkısı var. Boyumuzun uzamasını istiyorsak mutlaka basketbolla ilgilenmeliyiz. Bunun yanı sıra voleybol, tenis, koşu veya atletizm de diyebiliriz ve yüzme. Bunlar çocuklar belli başlı bizim yapabileceğimiz sağlıklı gelişimimiz için de uygun olan sporlar. Ama bunun dışında çok sevdiğiniz tekvando gibi sporları da tercih edebilirsiniz veya jimnastik gibi sporları da tercih edebilirsiniz. Evet, sizce hangi resimdeki çocuğun yaptığı iş kişisel bakımla ilgili değildir? Kişisel bakım neydi? Beden, vücut temizliğimiz ve kıyafetlerimizin temizliğiydi. Bakalım, birinci resimde dişlerini fırçalayan sevimli bir çocuk var. Kişisel bakımla mı ilgili? Evet. İkinci resme bakalım, sağlıklı beslenen bir kız çocuğu var. Üçüncü resme bakalım, üçüncü resimde de yine saçlarını tarayan bir çocuk var. Biliyorsunuz çocuklar, kişisel bakım beden ve vücudumuzla alakalıydı. Birinci ve üçüncü resimlerimiz kişisel bakımla alakalı ama ortadaki resmimiz kişisel bakım değil, sağlıklı beslenme ile alakalı. Görüyorsunuz çok sağlıklı bir kahvaltı. Bal var, süt var, zeytin var, yumurta var. Peki, diğer bir sorumuz. Hangi resimdeki çocuğun davranışı sağlıklı büyüyüp gelişmesini sağlamaz? Evet, birinci resme bakalım. Televizyon karşısında yerde uyuyan bir çocuk. İkinci resimde ellerini yıkayan bir çocuk var. Üçüncü resimde de spor yapan bir çocuk var. Evet, sizinle ne konuşmuştuk az önce? Sağlıklı büyüyüp gelişmemiz için televizyon karşısında, koltukta, yerde değil,
yatağımızda uyumamız gerekiyor. Dolayısıyla birinci resimdeki öğrenci, birinci resimdeki çocuk sağlıklı büyüyüp gelişemez. Doğru bir uyku şekli tercih etmediği için. Evet. Şimdi aşağıdaki cümleleri okuyacağız. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazacağız. Sizler de benden önce mutlaka cevaplayın soruları. Birinci sorumuz, birinci cümlemiz, kişisel bakımımıza özen gösterirsek sağlıklı büyüyüp gelişiriz. Evet, kişisel bakım bizi hastalıklardan koruyordu. Doğru. Sağlıklı büyümek ve gelişmek için olabildiğince az uyumalıyız. Evet, biz sizinle böyle bir şey videomuzda böyle bir şeyden bahsettik mi? Hayır. Sağlıklı büyümek için yeteri kadar uyumamız gerekiyor. Peki bu yeteri kadar miktar neydi? 10 saat. Evet, az uyumalıyız dediği için yanlış bir cümle oldu bu. Y harfimi koydum. Dengeli beslenirsek boyumuz uzar, kilomuz azalır. Dengeli beslenirsek çocuklar boyumuz uzar, kilomuz azalmak yerine yaşımıza uygun bir şekilde artar. Yani evet, burada bir yanlışlık oldu. Doğru değil. Yanlış o şıkkı gelecekti. Evet, üçüncü cümlemiz çocuklar D değil Y olacak. Spor yaptığımızda kendimizi daha güçlü ve mutlu hissederiz. Doğru. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için dengeli beslenmemiz yeterlidir. Sağlıklı büyüyüp gelişmek için çocuklar dengeli beslenmemiz yeterli değil. Bunun yanında spor yapmamız gerekiyordu. O yüzden yanlış diyoruz. Çocuklar bütün sporları yapabilir. Hayır, çocuklar bütün sporları değil, kendi yaşına uygun olan sporları yapmalı. Yani sonuncusuna da yanlış diyoruz. Peki sağlık sorunu yaşadığımız zamanlarda ne yapmalıyız? Biliyorsunuz çocuklar ne kadar dengeli ve düzenli beslenmeye dikkat etsek de spor yapsak da zaman zaman hastalanabiliyoruz. Peki hastalandığımız zaman nasıl bir yol yöntem izlemeliyiz, neler yapmalıyız? Öncelikle çocuklar sağlık sorunu yaşadığımız zamanlarda mutlaka bir doktora gidip muayene olmamız gerekiyor. Birincisi, bir doktora mutlaka muayene olmalıyız. Etrafımızdan duyduğumuz insanların tavsiyeleriyle kesinlikle ilaç ve benzeri şeyler kullanmamalıyız. Doktora gittik, muayene olduk. Doktorlar ne yapar çocuklar? Eğer bizim ilaç kullanmamızı gerektiren bir durum varsa bize ilaç yazar. Biliyorsunuz doktorlar her giden hastaya ilaç yazmaz. O hastanın rahatsızlığı ilaç kullanmayı gerektiriyorsa ilaç yazar. Bu ilacı nereye yazar? Reçete dediğimiz kağıtlara yazar, reçeteye yazar. Reçete ile çocuklar, günümüzde eskiden reçete vardı ama günümüzde ne yapıyor doktorlar? Onun bize bir barkod şeklinde veriyorlar. O reçete ile barkodla eczaneye gidiyoruz ve eczaneden ilaçlarımızı, reçetemizi gösterip temin ediyoruz. Doktor reçetesi olmadan çocuklar gidip eczaneden ilaç alıp kullanmamalıyız kesinlikle. Yine aynı şekilde hastalandığımız zaman bazen evde bulunan ilaçları kullanarak kendi kendimizi tedavi etmeye çalışabiliyoruz. Ama bu çok yanlış bir davranış. Mutlaka ilaç kullanacaksak bunlar doktorun yazmış olduğu reçeteli ilaçlar olması gerekiyor çocuklar. Bunu unutmayalım. Peki evde bulunan ilaçları kullandığımız takdirde ne olur? Bu ilaçları kullanırsak eğer, kendimizi iyileştirmeye çalışırken vücudumuzun başka kısımlarına zarar vermiş olabiliriz. Bu yüzden evde bulunan ilaçları değil, doktorun reçeteye yazdığı ilaçları kullanmalıyız. Ve en önemlisi, iyileşebilmek için verilen ilaçları çok düzenli kullanmamız gerekiyor. Doktorun bize tavsiye ettiği zaman aralıklarıyla kullanmamız gerekiyor ve ilaç kullanımı mutlaka bir yetişkin kontrolünde olması gerekiyor.
Bunun yanında çocuklar yine grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda annelerimizin de yardımıyla doğal besinlerle de tedavi sürecini destekleyebiliriz. Nedir bu doğal besinler? Süt, bal, limon, zencefil, ıhlamur gibi doğal besinleri de tüketebiliriz. Evet çocuklar, videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler ve öpücükler gönderiyorum. Hoşça kalın.